Gazze şeridine giden Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ı taşıyan konvoyunun bombalı saldırıya uğradığı açıklandı. Meydana gelen patlamada ölen olmadığı belirtilirken ilk belirlemelere göre 7 yaralı olduğu bildirildi. Olay yerinde bulunan görgü tanıklarının ifadesine göre kimliği tespit edilemeyen bir kişi konvoydaki araçlardan birine el bombası attığı öğrenildi. Hamdallah ise söz konusu patlamadan etkilenmedi ve kısa süre sonra Gazze şeridindeki bir su atık tesisinin açılışına katıldı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ise Hamdallah'ın konvoyunun korkakça hedef alındığını ve Hamas yönetimini güvenliği sağlayamadığı gerekçesiyle saldırıdan sorumlu tuttuğunu belirtti. Saldırıyı kınayan Hamas ise olayı iğrenç bir suç olarak nitelendirdi ve soruşturma başlattığını açıkladı.